Bu işi bitirmeliyiz. O Velid'i sen sardın başımıza. Onsuz da bu işi yaparız abi. Sus! Sana soru sormadan cevap verme. Yarın onun da, anasının da çanına ot tıkamayı bilirim ben. Sefil, sen de kadının orayı kolla. Yürüyün lan. Senin gibi masum, güzel yüzlü bir çocuk. Bu pisliğe nasıl bulaşır Ömer? Ben hırsız değilim efendim. Beni zorladılar. Lütfen efendim. Bana kötü bir çocukmuş gibi bakmayın. Çok utanıyorum. Sinan Bey, gözünüzü seveyim. Ömer pırlanta gibi bir çocuktur. Aksiyonsa burada olur muydum ben? O da tıpkı anası gibi bir melek. Cemil Bey, iyi misiniz? İyi miyim? Bu kadar çok fazla, çok fazla kaldıramıyorum. Cemil amca? Damarlarım büzüştü, bin büzük. Ben bir su getireyim. Cemil amca ne oldu? Cemil amca iyi misin? Nasıl iyi olurum be oğlum? Bunca şeyden sonra... Hep benim suçum. Annem desende çok üzdüm. Ah Ömer, ah. Buyurun Cemil Bey. Hayat vay Sinan Bey. Bu hayat. Adamı vay ya. Ummadığı bir anda öyle bir alıp fırlatır alimallah. Feleği şaşar adamın. Yuh be ya. Bu kadarına da pes yani ha. İyi değilseniz bir doktor filan çağırın. Yok, toparlanın şimdi. Sizin çocuğunuz var mı? Çok istedim ama... O zaman bir düşünün. Baba olsaydınız. Mesela Ömer'in babası. Ömer ormandaki çakalların eline düşseydi. Hı hı. Ormanda ne işin var? O olsun sana mı derdiniz? Yoksa ormana girip çakalların arasından evladınızı çekip çıkarır mıydınız? Siz de Ömer'in babası gibi konuşuyorsunuz. İhtiyar bir adamın oğlu Ömer. Biz de yeni tanıştık kendisiyle. Ama öz kızım şu lagadağı severim keretayı. Keşke benim evladım olsaydı. Hep bir erkek evlat istedim ben. İnanın, değil kimsenin malını çalmak, dönüp bakmaz bile. Öyle efendi, öyle temiz bir çocuktur yani. Bize inan. Tanju. Niye geldin? Hapse girmeden önce bana bir söz vermiştin, hatırlıyor musun? Ne sözü? Biliyorsun, hayatımda sarılarak ağladığım tek insan sensin Oya. Ömrünün sonuna kadar yüreğimi yakan bir şey olursa gelip dizlerinde ağlayabileceğimi söylemiştin. Yollarımız ayrılsa bile. Ne oldu? Ne? Birahi. Kardeşim. Bir ayeden sonunda bir haber alabildim Oya. Bir aye ölmüş. Benim güzel kardeşim ölmüş.
Onu ben öldürdüm. Ben. Şunu ben öldürdüm. Polisi aramaktan başka şansım yok. Hayır. Ömerciğim masumsun. Sakin ol. Endişelenme. Hem polisten korkmana gerek yok. Hayır efendim. Hayır olmaz. Sakın bunu yapmayın. Bakın Sinan Bey. Ömer'i ağına düşüren herifler tam bir baş belası. Bir çete, sokak mafyası. İyi ya. Sizi de beni de o çeteden sadece polis kurtarabilir. Bakın efendim. Eğer polise gidip öğrenirlerse annemi öldürecekler. Her an gelebilirler demek. Evet Sinan Bey. Evimi terk edip gidemeyeceğime göre... Bana bir odun verin. Evinizi aslanlar gibi koruyayım. Bakın, nasıl bir belayla karşı karşıya olduğumuzu bilmiyoruz Cemil Bey. Başka şansımız var mı be abicim? Hadi sen Ömer'i al git. Gerekirse tek başıma savaşırım. Hadi abicim hadi. Bir yol daha var. Onu ben öyle... Böyle söyleme Tanju. Olan olmuş. Kendini suçlayarak bir yere varamazsın. Sadece onu değil. Sinan'ı da ben öldürdüm. İkisini de ölüme ben mahkum ettim. Allah'ım ben ne yaptım? Onların evliliğini bitirdim. Yuvalarını yıktım. Onları birbirinden ayırdım. Affet beni Allah'ım. Affet. Nasıl bir adamsın sen Tanju? Bu kadar temiz bir kalp nasıl bu kadar günahkar olabilir? Bilebilseydim. Bilebilseydim. Bu yüzden beni terk ettin değil mi? Senin hayatını yaşayamam ben Tanju. Sana defalarca bırak dedim. Bırak. Silahı da, adamları da. Allah'ın belası kirli işlerini de bırak dedim. Bırak. Lanet olsun sana. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Alo. Tanju. Başım belada. Tamam, hemen geliyorum. Tamam. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim canım. Yine pis işlerine koşuyorsun değil mi? Sen lanetli bir adamsın Tanju. Sen hadi herkes aşağılayan lanetli birisin. Git kendi lanetinde geber. Ama bir daha beni rahatsız etme. Tanju babaya bak sen ya. Bir sürtüğün dizinde ağlayacağı kimin aklına gelirdi? Biz de bu alemin delikanlısı bilirdik seni. Demek bunca sene bizi gagaladın ha? Öyle mi Tanju efendi? İnşallah bu dedikoduyu üçüncü bir kişiden daha duymam. Hadi. Ömer.
Ömer. Ömer. Allah'ım, neler oluyor? Sen de kimsin? Tanju abi? Demek beni tanıyorsun. Evet, tanıyorum abi. Sizi bu alemde tanımayan var mı abi? Küçük çocukları tuzağa düşürüp bu aleme salmak var mı lan? Biz de işimizi yapıyoruz abi. Bu evin senin olduğunu bilmiyordum abi. Benim değil. Kardeşimin. Kardeşiniz mi? Nasıl ya? Kes lan. Nasılsa nasıl. Sana ne? Kardeşim dedimse bitti. Ben şöyle izah edeyim abi. Kes lan. Ne zamandan beri bu itle takılıyorsun? Ben... Konuş çocuğum. Sana zarar vermem. 2 yıldır. 2 yıldır... bu çocuğu zehirliyorsun ha! Tanju abi bak... Kes lan! Soruma cevap ver. Bu çocuğu ve bunun gibileri kaç senedir çalıştırıyorsun ha? Aşağılık herif! Kaç senedir? Oldu 11 sene. Abi herif. Abi yeter. Yeter mi hiç lan? Daha yeni başladım. Ya seni Boğaz'ın serin sularına gömeceğim ya da İstanbul'dan süreceğim. Aslında en iyisi Boğaz'ın serin suları. Seni ancak o temizler. Gittiğin yerde de bela olacağın belli. Tanju, yeter. Öldürmeyeceksin değil mi onu? Daha iyi bir fikrim mi var? İstersen polise verelim. Yok abi, polis olmaz. Bence de olmaz. En güzeli öldürmek. Ha? Hayır! Tanju! Yaşamayı hak etmiyorsun köpek! Tanju hayır! Yalvarırım elini kana bulama! Geberteceğim seni, geberteceğim! Bu adam vurulmuş! Hayır, ölürüm seni! Bu adam yaralı. İyi misin? Tanju! Öteki çocuk. Evet abi. Ne oldu? Durumu iyi. Kuşu sıyırıp geçmiş. Yani ben ölüyor muydum ya? Uzatma lan işte. İyisin. Daha ne? Camgöz. Buyur abi. Bu iti bir daha İstanbul'da görmeyeceğim. Çocukları da ailelerine teslim et. Emrin olur abi. Eğer bir daha seni burada görürsem yaşatmam. Bunu kafana iyice sok. Cemil amca. İyiyim Ömer, iyiyim. Hepsi benim suçum. Hepsi geçti artık, tamam mı? Senin masum olduğunu biliyoruz. Üzülme artık. Olan oldu. Tamam mı?
Her tarafa baktım. Polise de bildirdim durumu. İlgileneceklerini söylediler ama... Hay Allah ya! Ne oluyor bu çocuğa böyle? Son zamanlarda hiç yapmadığı şeyleri yapar oldu. Gecenin bir vakti el kadar çocuk nereye gider ayol? Allah Allah! O sokak çetesi var bu işin arkasında. Oğluma zarar verirlerse... Sen gerçekten cesur bir çocuksun Ömer. Öyle tehlikeli bir adamdan bile korkmadın. Belirsiz değilim efendim. Keşke herkesin senin gibi bir evladı olsa. Senin gibi bir oğlum olmasını isterdim hep. Annen yatakta olmadığını anlarsa çok üzülür. Bir an önce eve gitmelisin. Hı hı. Arabanız var mı? Yok. Biz sizi bırakırız. Yok yok, zahmet etmeyin. Biz buradan bineriz, bir taksiye gideriz. Lan, kıçına don alacak paran yok. Taksiye para mı vereceksin? Bakın, gerçekten... Kes lan düdük. Götüreceğiz dedik mi götürürüz. Sen gelme Sinan istersen. Ben bırakırım. Uyu biraz. Uyuyacak hal mi kaldı bende Tanju? Ne o lan? Ayağına basılmış gibi bir kelle ifadesi. İnsan her gün kafasından zımbalanmıyor değil mi? Sevdim lan seni. Üstelik sana borçluyum. Hayatımı kurtardın. Artık çıkabiliriz. Hadi. Bunun hesabını vereceksin Tanju. Hayatımı kaydırmak neymiş göstereceğim sana. Ne maceralı bir günde ha Ömer? Evet efendim. Filmlerdeki zırvalara benzemiyor değil mi? Hayır Tanju amca. Bir araba durdu bahçenin önünde. Evet, ışıkları görünüyor. Geçmiş evet. Olsun. Evet. Teşekkür ederim efendim. Böyle şey olmasını istemezdim. Artık geçmişte kaldı bu, tamam mı? Ne zaman istersen ziyaretime gelebilirsin. Tamam. Bu çocuğa göz kulak ol. Madem babası yok, takipçisi ol. Terso bir durum olursa çekinme, beni ara. Numaramı biliyorsun. Hem beni... Hem de Tanju'yu ölümden kurtardınız. Size teşekkür ederim Cemil Bey. Ne demek? Asıl biz size teşekkür ederiz. Hoşça kal delikanlı. Gözüm hep üzerinde olacak. Hoşça kalın. Ben bakmaya gidiyorum. Aa, kızım deli misin gecenin bir vakti? Hmm.
Ömer. O çocukta bir şey var Tanju. Sanki hep bildiğim, tanıdığım, içimde yaşattığım çocuk. O adamla ilk geldiklerinde de bunu hissetmiştim. Ben de aynı şeyleri hissettim. İnanır mısın? Piraye'den bir evlat sahibi olamadan ölmek. O kadar acı geliyor ki bana. Yine mi sen? Ne oluyor ya? Ortaya çıktığından beri bu ailenin başına gelmeyen kalmadı be. Kamil Bey. Lütfen. Neler olduğunu anlatmanızı istiyorum Cemil Bey. Hemen. Gecenin bir vakti oğlumla sokaklarda ne işiniz vardı Cemil Bey? Cemil amcanın bir suçu yok anne. O beni kurtardı. Yine mi ayol? Süpermen mi bu be? Kurtara kurtara bir hal oldu seni. Bu sefer de UFO'lardan mı kurtardı acaba? Zorla hırsızlık yaptırmak için beni bir eve götürdüler anne. Cemil amca kötü adamlardan kurtardı beni. Ne? Ne diyorsun Ömer sen? Ne diyorsun? Ne acılı hayatlar var. Küçücük bir çocuğu hırsızlığa zorlamak. Ömer'in çelik gibi bir iradesi var. Benim de zor bir hayatım oldu. Ama ben kolay yolu seçtim. Oysa o... Allah yardımcılar olsun. Yarın bir ara uğrayayım şu çocuğa. İyi yaparsın. Ben yatıyorum. Bugün çok yoruldum. Gel yatağını hazırlayayım. Ben şuraya kıvrılır uyurum. Hiç zahmet etme. Hı hı. Peki. Allah rahatlık versin. Sana da. Sağ olun. Aşağılık mermi biraz daha içeriden gitseydi işim bitmişti. Siz bir kahramansınız Cemil Bey. Estağfurullah. İzin verirseniz Cemil Bey'le özel görüşmek istiyorum. Biz de zaten gidiyorduk. Tekrar geçmiş olsun. Oğlumun içine düştüğü bu çeteyi öğrenince neden bana haber vermediniz Cemil Bey? Ben ısıcak bir teşekkür beklerken... Lütfen, soruma cevap verin. Ömer istemedi. Bu kadar basit demek.
Sizi öldürmekle tehdit etmişler. O yaştaki bir çocuğun ne kadar korktuğunu düşünün. Beni öldürmek mi? Bu çetenin ne büyük bir bela olduğunu tahmin bile edemezsiniz Piraye Hanım. Allah'ım. Nedir bu başımıza gelenler? Ben gitsem iyi olacak. Kızım beni merak etmiştir. Her şey için teşekkür ederim. Geçen gün size kaba davrandım. Siz bunların hiçbirini hak etmiyorsunuz Cemil Bey. Seni seviyorum Piraye. Seninle evlenmek istiyorum. Ömrü de kendi evladımdan ayrı tutmadığımı bil. Tamam. Basit bir gazap olabilirim. Senin gibi kültürlü değilim, kabul. Aşığım Piraye. Sen olan aşkımla beni adam edersin. İstediğin gibi bir adam yapabilirsin. Cemil Bey, siz çok iyi bir insansınız. Bana olan sevginiz, ne yalan söyleyeyim, bana gurur verdi. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Ben hala rahmetli kocamı seviyorum. Yapma Piraye. Kendinden 40 yaş büyük bir adama nasıl aşık olabilirsin? Hiçbir kadın... Yeter. Size hesap vermek zorunda değilim. Lütfen. Gidin buradan. Sizin gibi iyi bir insanı kaybetmek istemiyorum. Beni buna mecbur etmeyin. Böyle bir günde edilmeyecek laflar ettim. Beni bağışlayın. Söylediklerimi unutun. Bir daha asla bu konuyu açmayacağım. Ama ne olur, arada sırada sizi ve Ömer'i görmeme müsaade edin. Siz oğlumun Cemil amcasısınız. Buna nasıl engel olabilirim? Güle güle Cemil Bey. Konuşacaklarmış. Gitti benim şapşal kardeşim, gitti. Piraye nereden gitti? Sus! Zaten canım burnumda. Bıktım artık senin şu miskinliğinden ya. Ya biraz saldırıya geç ya. Ne yapayım kızım? Adamın gırtlağına çökecek değilim ya. Çökeceksin efendim. Ne işin var başka? Ya git araştır, soruştur. Neyin nesiymiş, kimin fesiymiş, it mi, uğursuz mu, hırsız mı, öğren. Allah Allah! Ne halin varsa gör ya. Hayallerin helayet ol. Üstüne de sifon çek, bas git yoluma. Buraya kadarmış. Yalnız gebermek senin kaderin anladın mı? Başka yol yok senin hayatında. Hala o geberik herifi seviyor işte. O zombiye aşık, anla artık. Düş kadının yakasına. Piraye'yi de, Ömer'e kalacak mirası da unut. Sen bir iç olarak doğdun, bir iç olarak gebercin. Vay. Bütün pisliklerin altından sen çıkıyorsun Cemil. Sen Piraye'yle oğlunun başına belasın, anladın mı beni? Ne diyorsun aslanım? Hayırdır? Kafayı mı yedin lan sen? Piraye'nin evinde seni ilk gördüğüm an bir bela olduğunu anladım senin. Çekil git lan yolumdan! Yoksa fena olacak ha! Piraye'nin peşini bırak! Yok ya! Sonra Piraye'nden sen evlen değil mi? Lan kaynana zırıltısı. Piraye sen var mı lan? Baba 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 şu tipe bak bak bak. Sokakta görse köpek işemez lan ayağına senin. Ulan ulan şimdi seni var ya. Ne var lan? Ne olacak lan? Ne olacak lan?
Senin var ya. Gel bir şey bulur seni. Kami. Kami, sana bunun hesabını soracağım. Ödeteceğim lan sen bunu. Peşini bırakmayacağım seni. Ne mal olduğunu ortaya çıkartacağım. Hadi hadi. Sen hiç merak etme. Ne günah işledim de bunları yaşıyorum. Ne yapacağım ben Piraye'siz? Piraye! 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 Kim lan bu? Piraye! Sus lan! Ne güzel uyuyordum. İçin ettin uykumun. Benden bunları sakladın oğlum. Sen bu kadar büyük belalarla uğraşırken nasıl olur da benim hiçbir şeyden haberim olmaz? Çok korktum anne. Bana bir şey olacağı için değil. Sana bir şey olmasından çok korktum. Nasıl söylersin bunu Ömer? Ben bütün hayatımı sana adadım. Sana bir şey olursa ben yaşar mıyım sanıyorsun? Yaşar mıyım? Anne. Sonra sadece okula gideceksin. Çalışmanı istemiyorum. Ama anne. Yeter Ömer. Bu konuda tartışmak istemiyorum. Ben ne dersem o olacak. Açlıktan ölürüm ama seni sokaklarda mendil satmaya yollayamam. Aylin'dir. Ben gidip saklanayım. Bir tatsızlık çıkmasın sabah sabah. Hayır Tanju, burada kal. Tek gerçek dostumu arka odalarda saklamaktan sıkıldım ben artık. Sinan, geçmişi unutmak kolay değil. Tamam, uzatma ne olur. Nasılsın Sinan? Sizi sormalı.
Hoş geldiniz. Buyurun. Seni iyi gördüm abi. Geç. Ne işin var senin burada aşağılık herif? İndir tabancanı Selim. Ne diyorsun abi sen? Bu rezil seni öldürmek istemedi mi? Paranı çalmadı mı? Ne dediğinin farkında değil misin sen? Ne oluyor burada? Bu adam da kim? Piraye Şıllığı'nın kardeşi. Ne diyorsun lan sen? Yeter Tanju. Dur. Öldüreceğim seni Tanju. Selim dur. Öldüreceğim. Selim. Yemin ederim öldüreceğim. Yeter. Yemin ederim öldüreceğim. Tanju ile ben uzun zamandır arkadaşız. Geçmiş defterler artık kapandı. Delirdin mi abi sen? Seni öldürmek isteyen, üstüne üstlük paranı çalan bu rezili nasıl affedersin? Nasıl arkadaş olursun? Nasıl yaparsın? Nasıl evini alırsın? Yeter dedim Selim, kes artık. Hangimizin geçmişi pürü pak? Eğer bu adamı cezalandırmak istiyorsanız ilk taşı en günahsız olanınız atsın. He? Lanet olsun. Güne hızlı başladık. Hadi. Ne var lan bu zarfın içinde? Ah! Ne zaman bu eve taşınacağım lan? Galiba hiçbir zaman. Bu size postacının hediyesi. Zahmet ettiniz Cemil Bey. Buyurun geçin. Piraye Hanım yok muydu? İşe gitti. Ya. Gözümü nereye koydum? Dün ne konuştunuz Piraye ile? Şey, yalan söylemek istemiyorum sana Güllü abla. Dün ona bütün gerçeği söyledim. Hangi gerçeği? Onu sevdiğimi, evlenmek istediğimi. Çok şükür. Ne dedi? Hala mezardaki ihtiyar sevdiğini söyledi. Allah'ım, sen bana akıl fikir ver. Ona bir erkeğe ihtiyacı olduğunu hissettir. Ömer'e de iyi bir baba. Sen bizi koru. Ne oldu Gül abla? Evimiz elden gidiyor. Ne? Allah kahretsin! Bir bu yeter herif eksikti! Sakin ol Selim. Nasıl sakin olurum hayır? Piraye'nin abisi o. Onun nasıl bir baş belası olduğunu bilemezsin sen. Tipinden anlaşılıyor zaten. Şimdi şirinlik numaraları yapıp abimi söğüşlemeye çalıştığı belli. Bir de Piraye'nin yaşadığını ve Ömer'i öğrenirse var ya... donumuza kadar her şeyi almak için elinden geleni yapar. Buna izin veremeyiz. Evet, bir çözüm bulmamız lazım. Çözümün ne olduğunu ben biliyorum. Neymiş? Selin Tefeci. Bildiğim kadarıyla adam vurmak da dahil her işi yapıyor. Sen var ya. Hmm.
Hoş geldin Ömer. Merhaba Ömer. Merhaba Sinan amca. Siz tanışıyor musunuz? Şey biz... Evet. Yolda gidip gelirken tanıştık. Çok akıllı bir delikanlı. Öyledir. Size bir ada çayı yapayım. Hı hı. Gel. Neredesin lan? Ellerinden zor kaçtım abi. Bana bak. Seni takip falan etmediler ya. Yok abi. Bir çare nerede? Onu ailesine götürdüler abi. Seni de İstanbul'da görürlerse... Ne olur lan görürlerse, umurunda mı sanıyorsun? Orada bir düzenim var, anladın mı? O zaman... Gerekirse ölürüm. Ama hiçbir güç beni İstanbul'dan süremez. Civan abi, söylemek istediğim bir şey daha var. Ne? Ömer bülbül gibi şakımış abi. He? Nereden biliyorsun? Dün gece kafasından vurduğun adam var ya. Evet. Ömer'in annesinin arkadaşı. Sık sık evlerine gidip geliyor. Adı Celep Cemil. Bir kasapta çalışıyor. Demek öyle. Al bakalım. Fikri amcaya söylemediğiniz için teşekkür ederim. Tahmin ettim bunu istemeyeceğini. Evet, annem Fikri amcayı babası gibi sever. Ben onun en de bilir sayılır. Babamın çok yakın bir arkadaşıymış. Üşüdüysen içeri girelim. Yok, burası çok güzel. Sınıfta çok sıkıldım zaten. Yoksa okulu sevmiyor musun? Seviyorum ama bir sırada üç kişi oturmak o kadar zor ki. Bir de en arkada oturuyorsan. Biliyor musunuz, bazen nefes alamayacak gibi oluyorum. Seni anlıyorum. Ne geldi aklına? Geçen sene ne oldu biliyor musunuz? Annem hastaydı. O gün okula gitmek istemedim. Ama annem zorla gönderdi. Hava o kadar kapalı ve kötüydü ki. Bir aerodinamik balon gibi patlayacağım sandım. Dersin ortasına öyle bir çığlık attım ki. Sonra masanın üzerine çıkıp bir masadan ötekini atlayarak okuldan kaçtım. Bu çok acı bir olay. Hem kalabalık sınıflardan öğrenir ki insan. Demek masaların üzerinde uçtun ha? Hem de nasıl? Hadi. Alo. Ne güzel hayallerim vardı. Olur mu ey güzel Allah'ım? Ne olacak şimdi? Nereden bulur la o kadar parayı? Biri gıytırık emekli maaşıyla sürünüyor. Öteki çağıran olursa temizliğe gidiyor. Gitti lan gitti. Güzelim ev gitti. Ne olmuş? Çocuklardan biri kaçmış. Büyük olan. Kesinlikle o itin yanına gitmiştir. Gidip bulsunlar onları. Hangi cehennemdeyse bulup getirsinler. Olur abi. Siz burada bekleyin.
Ben de Kişansa makarnasını satayım. Gitti güzelim benim. Ne söylenip duruyor lan? Allah! Dur sakin ol. Tanju abi, öyle aniden çıkılır mı ya? Ne söylenip duruyorsun lan kendi kendine? Yok bir şey abi. Ömer evde mi? Yok abi, okulda. Annesi? Yok, o da işte. Ne zaman gelir? Ne yapacaktın abi? İki çift konuşmak istiyordum kendisiyle. Ne konuşacaktın Tanju abi? Lan sana hesap mı vereceğim düdük? Ömer'i konuşacağım tabii. Ne konuşacağım başka? Öyle bir çocuğun ziyan olmasına gönlüm razı gelmez. Anladın mı? Anladım Tanju abi. İyi. Sonra tekrar uğrarım. Eve ne olmuş dedin? Şey... Çıkar ağzındaki baklayı. Vergi mergi işler malum. Evin vergisi dağ gibi birikmiş. Evlere temizliğe giden anası nasıl ödesin bu parayı? Ev sahibinin zat kendini ayırıyor. Ne kadarmış vergi borcu? 12.000. İyi. Sonra bir ara uğra bana. Şu meseleyi bir konuşalım. Oğlu Tanju abi. Yandın oğlum Cem. Her şeyi bilip de sakladığın ortaya çıkarsa var ya, bu adam seni çiğ çiğ yer. Selametle abi. Eyvallah. Sen iyi olur. Geç olmadan. Annen kızmasın. Teşekkür ederim sana amca. Çok güzel bugündü. Taksi. Sen amca. Senin amca. Kapıyı aç sen. Ömer, senin ne işin var telefonda? Geldim de Tanju amca. Saygı hastanesine sür. Hoş geldin kızım. Ay, hoş bulduk abla. Kızım, hala bir doktora gitmedin. Abla, ne olur başlama yine.
Ömer ders mi çalışıyor? Gelmedi daha. Ne? Heyecanlanma hemen. Daha erken. Gelir. Erkeni mi var abla? Öğlen okuldan çıktı. Saat kaç? Allah'ım, okula da mı gönderemeyeceğim bu çocuğu? Teşekkürler doktor. Rica ederim. Önemli değil. Senin amca gelecek mi? Bak Ömer. Sinan çok hasta. Çok mu hasta? Nesi var? Onun yaşama şansı çok az. Beni anlıyor musun? Hayır. Hayır, Sinan amca ölemez. Ölemez. Ömer. Ömer. Okuldan çıkıp eve geleceksin demedim mi ben? Artık yeter Ömer. Beni dinlememenden, başına buyruk davranmandan, gerçekleri saklamandan bıktım usandım. Anlıyor musun? Bıktım usandım. Ne istiyorsun ha? Ne istiyorsun? Ya aklını başına toplarsın ya da bundan sonra seni okula da göndermem. Öyle masum masum başını önüne eğerek kendini acındıramazsın Ömer. Piraye, kızım. Lütfen Güllü abla, sen karışma. Yoruldum artık. Anlıyor musunuz? Bu kadar çok şeyi kaldıracak kadar güçlü değilim ben. Ömer, yüzüme bak. Yüzüme bak. Neredeydin bu saate kadar? Sinan amca ölüyor anne. Sana bir şey itiraf etmem gerekiyor. Bak, benden nefret edebilirsin. Kızabilirsin. Senin kocan, yani mezarda olan Moruk değil, öteki. Sahici kocan, yani Ömer'in babası, ölmek üzere. Git ona Piraye. Git. Hiç olmazsa ölürken yanında ol. O seni hala deliler gibi seviyor. Hatta benden bile fazla. Hala ikimizin fotoğrafıyla avunuyor. Onu yalnız bırakma Piraye. Ömer'i de al git. Ölmeden bir kez olsun babacını görsün yavrucan. Bunu esirgeme onlardan Piraye. Affet beni. Korkunç sırrı
senden sakladığım için. Beni affet. Yapamam. Onu kaybedemem. Yapamam. Özür dilerim. Yarın o amcayı ziyarete gideriz. Ne dersin? Taraftan. Sinan amca. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.